Orta Doğu'daki dengeleri değiştiren eylemleriyle tüm dünyanın tepkisini çeken DAEŞ, Musul'da büyük bir darbe yedi. Suriye'de DAEŞ'e karşı bombardıman sürüyor. Birçok kişi örgütün çöküşe geçtiğini düşünüyor. Peki Musul'da yenilgiye uğrayan DAEŞ Suriye'de ne yapacak? Yeniden toparlanması mümkün mü? Örgütün askeri olarak sonlanmasının ardından bölgede dengeler nasıl değişecek? Pasaport, DAEŞ'in geleceğiyle bu durumun bölge ve dünyaya yansımasını ele alıyor. Irak'ta ciddi toprak kaybına uğrayan DAEŞ 2014 yılında devlet ilan etmişti. Musul'un işgaliyle bir anda gündeme oturan örgüt dünyada şok etkisi yarattı. O güne kadar birçok kişi örgütün ismini dahi bilmiyor ya da örgütü çok önemsemiyordu. Ama dünya 2014 sonrası IŞİD'i vahşi yöntemleri, radikal anlayışı ve terör eylemleriyle tanıdı. Bugün gelinen noktada örgüt 2014 yılında ulaştığı zirve noktasından bu yana Irak'ta kontrol ettiği toprakların %83'ünü, Suriye'dekilerin ise %56'sını kaybetti. Musul'un Irak ordusunun eline geçmesinin ardından şimdi gözler artık Rakka'ya ve örgütün geleceğine çevrilmiş durumda. 29 Haziran 2014, Musul'da Ebubekir Bağdadi DAEŞ'in temelleri üzerine sözüm ona bir devlet ilan etti. Cihat, hicret çağrışımlı ateşli konuşmaların ardından Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısı açıldı. 2013'te kuruluşunu ilan eden örgüt, Suriye ve Irak coğrafyasında önemli bir bölgeyi kontrol ederken sınırları da ortadan kaldırdı. Dünya şok içindeydi. Ancak yıllar içinde verilen mücadeleyle çökme dönemine girdi. Kontrol ettiği alan giderek azaldı. Peki, örgüt gerçekten ortadan kalkacak mı? IŞİD askeri olarak yok edilse bile etkisi sürecek mi? Olduğunu söylemek bence çok zor. IŞİD kuruluş amacı itibariyle aslında belli hedeflere sahipti. Bu hedeflerden bir kısmını kaybediyor, bunu söyleyebiliriz. Ama önemli bir kısmını kaybediyor. Nedir bu? Toprak kaybı. Toprak kaybolduğunda IŞİD yok mu oluyor? Bunun sorusu henüz çok net değil ama önemli bir şey kaybediyor. Sözde devlet iddiası ile ortaya çıkan, kendisine teritoriyel bir bütünlük arayan, devlet mekanizmasını kurup yönetmeye çalışan IŞİD'in ortadan kalkmaya başladığını söyleyebiliriz. Ama fikriyat anlamında DAEŞ'in ortadan kaldırıldığını ya da kısa sürede ortadan kalkacağını söylemek çok zor. IŞİD, normal çalışan örgüt mekanizması ve organizasyonun içinde çok farklı bir yer oturuyor. Ne sadece başlı başına bir terörist örgüttü, devlet fonksiyonlarını yerine getiren bir örgüttü, istihbarat servislerin işlerini yapan bir örgüttü, dezenformasyon yapan bir örgüttü. Çok nitelikli bir yapıdan bahsediyoruz. Irak ve Suriye'de ciddi toprak kaybetmeye başlayan DAEŞ'in geçmişi hem kısa süre öncesine hem de uzun süreye dayanıyor. Sovyet işgali sonrası Afganistan'da başlayan savaşta desteklenen cihatçı örgütler IŞİD'e giden yolda döşenen ilk taşlar gibiydi. El-Kaide bu dönemde Afganistan'da doğdu.
Irak'ın işgaliyle ülkede otoritenin kaybolması, Iraklı Sünnilerin siyaseten dışlanmasıyla birlikte bu radikal İslamcı gruplar, Baas Partisi destekçilerinin ve yabancı militanların oluşturduğu ortak bir zeminde buluştular. Önce Irak'ta büyüdüler, sonra Suriye'deki iç savaştan yararlandılar. Sosyal medya aracılığı ile vahşi yöntemleri sonucu dünyanın birçok ülkesinden radikal görüşteki kişilerin Suriye'ye akmasına neden oldular. İlk yıllarda dünyanın birçok ülkesi görmezden geldi bu yapıyı. Sınırlar kontrol edilmedi. Afganistan'dan İngiltere'ye, Türkiye'den Libya'ya, Tacikistan'dan Rusya'ya kadar radikal İslamcıların çekim merkezi oldu Suriye. 2014'te Musul'a yönelik Yıldırım Harekatı'nı dünya şaşkınlıkla izledi. Artık ortada son model silahları olan dünyanın en vahşi ordusu vardı. Irak'ta 2003 yılında eğer Amerika Birleşik Devletleri bu müdahaleyi gerçekleştirmemiş olsaydı, yani bir de üstelik bu müdahaleden sonra Baas'ı ortadan kaldırmak amacıyla Irak ordusunu tamamıyla terhis etmemiş olsaydı, bugün IŞİD diye bu kadar güçlü bir örgüt büyük bir olasılıkla karşımızda olmayacaktı. Aynı şekilde Suriye'deki savaşın doğurmuş olduğu şu jeopolitik boşlukta çok ciddi bir şekilde IŞİD'in güçlenmesine zemin hazırladı. 2003 yılında Irak'ın işgalinden sonra Irak'taki dengelerin değişmesine bağlı olarak yaşanan bir iç savaş olgusu vardı. Bugün IŞİD dediğimiz örgüt köklerini bu dönemdeki değişimden alan bir örgüt. Kuruluşu itibariyle, ortaya çıkış süreci itibariyle baktığımızda 10 yıla dayanan, ancak genişleme ve çökme evresi yaklaşık 3 yıl kadar süren bir örgütten bahsediyoruz. Örgütün lideri Ebubekir Bağdadi kendi devletlerini ve sözüm ona hilafet yönetiminin kurulduğunu Musul'daki tarihi El Nuri Camii'nden duyurmuştu. Bu tarihi cami IŞİD için bir ilk anlamı taşıyordu. Ama sonu olacaktı aynı zamanda. Musul'un IŞİD'den geri alınmasına yakın hilafet ilan edilen tarihi cami bizzat IŞİD tarafından havaya uçuruldu. Devlet kurma iddiasındaki örgüt, kontrol ettiği topraklara kendi sistemini kurdu. Kendi yöneticilerini atadı. Kendi liderleri o bölgeleri yönetmeye başladı. Artık örgüt finansal, askeri ve coğrafi olarak önemli kayıplarla karşı karşıya. Hatta lider kadrosu çok ağır darbeler aldı. Örgütün kurulduğu zamandan bu yana geçen 4 yıl içinde kurucu kadrosunun %80'i öldürüldü. Örgütün liderliği son yıllarda büyük değişimler geçirdi. 2014 yılında örgütün üst yönetiminde bulunanlardan sadece birkaçı hala hayatta deniyor. Askeri, idari ve mali örgütlenmesinde önemli rol oynayan pek çok liderini ve orta seviye yöneticisini kaybetti. Şaşırtıcı bir biçimde yerine yenileri gelmeye devam ediyor. Yeni bir olgu olarak şu söylenebilir. IŞİD sadece lider kültü üstünde yükselen bir örgüt değil, liderini kaybetse dahi varlığını koruyabilecek bir geleneği oluşturmuş gibi. Yabancı militan toplayabilme yetenekleri büyük ölçüde kırıldı ama hala daha cazibelerin ortadan kalktığını söylememiz mümkün değil. Bu bir süre daha devam edeceğe benziyor bu mücadele. Yalnız sevindirici bir gelişme oldu. O da IŞİD'in kendi içerisinde bir kırılma yaşandı. Çok büyük bir olasılıkla Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra ortaya çıkan kişi üzerinden bir mücadele gerçekleşecek. Bu mücadelenin de IŞİD'in geleceğini etkilemesi mümkün gibi gözüküyor. Ebubekir Bağdadi'nin ortadan kaldırılması tek başına IŞİD'in yok edilmesi için bir faktör değil. Hatta örgütün üst düzey elemanlarının büyük bir kısmının öldürülmüş olması da IŞİD'in tamamen etkisiz hale geldiği anlamına gelmiyor. Kim bilir, belki bir siber halifelik kurarlar. Yani çünkü dünya başka bir noktaya doğru gidiyor. Esasında ilginç gelen şey bir toprağı koruma güdüleriydi. Yani IŞİD için baktığımız zaman toprağı, yani bir toprak istediler ilk defa ve toprağı korumak istediler. Çünkü kendi kafalarında bir nesil grup yetiştirmek vardı. Muhammed
3 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında 35 bin 80 bin arasında hesaplanan silahlı militan sayısının 10 binden aza indiği tahmin ediliyor. Kendi silahlarını atölyelerde üretmeye başlasa da yeni ağır silahlara erişimi azaldı örgütün. DAEŞ gücünü giderek kaybediyor. Buna rağmen savaşma kapasitesi tamamen yok olmadı. Petrolden, vergiler ve haraçlardan elde edilen finansal kaynakların kesilmesi, örgütün kontrolündeki bölgelere yönelik operasyonlarda ağır hava saldırılarıyla desteklenen yerel unsurların kullanılması, bölge ülkeleri üzerinde yoğun siyasi baskı örgütün geriletilmesinde büyük rol oynadı. Dünyanın değişik bölgelerinden örgüte sağlanan katılımlarda ise büyük bir azalma var. 2,5 yıl kadar önce kontrol ettiği kaynaklara dünyanın en zengin terör örgütü olarak kabul ediliyordu DAEŞ. İnşa edeceğini ilan ettiği sözüm ona devlete yönelik cazibeyi arttırmanın en önemli yolu da buydu. DAEŞ'in stratejisi alan kazanma ve bir coğrafyada hakim olarak devlet kurmaktı. Bunu kısmen de yaptı. Sözüm ona hilafet ilan etti, belli bir bölgeyi yönetti, vergi topladı, petrol sattı, günlük hayatı kendine göre düzenledi. Örgütle mücadelede stratejinin ilk ayağı da sözde devlet yapılanmasını yıkmak oldu. DAEŞ ülkesi olan bir devlet kurmaya çalışıyorsa gelir kaynakları kurutulmalı, askeri kapasitesi ortadan kaldırılmalı, örgütün liderliği hedef alınmalıydı. Böylece tehdit yaratabilecek bir yapı olmaktan çıkar, terörle mücadele yöntemleriyle baş edilebilecek bir hale indirgenebilirdi. Irak'ta Musul'a bakıyorsunuz, Suriye'de Rakka'ya bakıyorsunuz. Bunları ya kaybetti ya kaybetmek üzere. Yani sona yaklaşmış toprak babında. Bu örgütün belli kanallardan beslenerek son 3 yılda büyüdüğünü görüyoruz. Örneğin barajlardan dahi pay elde edebilen bir örgüttü. Petrol geliri elde eden, petrolden satış üzerinden pay elde eden bir örgüttü. Halktan İslami usuller babında vergi toplayan bir örgüttü. Şimdi toprakları küçüldükçe bu gelir kaynaklarının da azaldığını görüyoruz IŞİD'in. İşgal ettiği toprakları, gelir kaynaklarını kaybetmeye başlayan IŞİD, Suriye'nin güneyine çekilmeye başladı. İddialı olduğu Dabık gibi bölgeleri terk etti. Erbab gibi bölgelerde büyük kayıplar verdi. Rakka'ya çekilen ve Rakka Deir Zor arasında karar vermek durumunda kalan örgütün eleman sayısı giderek azalıyor. Ama tamamen yok olmadı. Üstelik yapılan baskılar nedeniyle kişiler kendilerini saklama eylemine giriyorlar. Musul'da olduğu gibi kent merkezlerini tahkim ediyor, tüneller kazıyor, intihar saldırıları düzenliyorlar. Bu nedenle Musul harekatı 10 ayda tamamlanabildi. DAEŞ'le mücadele edenler, örgütün öncelikli kaynakları olan petrol, yağma, fidye ve her türlü kaçakçılık ve tarım gibi ekonomik değeri olan hedeflere yöneldiler. Bu plan bir ölçüde başarılı oldu. Fakat bazı uzmanların belirttiği gibi büyük devletlerin desteği olmaksızın onu sahada yenebilecek bir güç hala yok. Bu nedenle her iki tarafın karşılıklı olarak birbirine duyduğu ihtiyaç devam ediyor. Amerika ve Rusya sahadaki kayıplarını azaltmak, bölgesel yerel aktörler de DAEŞ'i yenebilmek için birbirlerine ihtiyaç duyuyor. Ne Irak merkezi hükümetinin mevcut gücü, ne Irak'taki milis güçleri, ne peşmerge güçleri, ne YPG, PKK, ne Özgür Suriye ordusu, ne de Suriye'de bulunan diğer milis güçleri. Baş başa kaldıklarında arkalarında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, İran, Türkiye, yani bölgenin ve dünyanın önemli ülkelerinin askeri, teknolojik ve kaynak üstünlüğünü almadıklarında IŞİD'le karşılaşırlarsa sonucun bu kadar kesin bir galibiyet olmayacağını anlamamız gerekiyor. DAEŞ, IŞİD büyüdükçe kolay hedef oldu. Ama küçüldükçe bulmak ve mücadele etmek zorlaşacak gibi. Bugün için Irak ve Suriye'de örgütü ortaya çıkaran taban desteğini çekmiş gibi görünüyor. Fakat önemli olan bundan sonrası. Yani Musul'da merkezi hükümet nasıl bir yönetim kuracak? O bölgenin insanları siyasi denkleme katılabilecek mi? Ya da
Rakka temizlendikten sonra o bölgeyi kim yönetecek? Tüm bu soruların yanıtları yeni IŞİD'lerin ortaya çıkıp çıkmayacağını gösterecek gibi. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve aynı şekilde Irak'ın toprak bütünlüğü de korunacak olursa bir umut var IŞİD'in ortadan kalkması için. İkinci faktör, IŞİD'i bu kadar güçlü kılan ikinci faktör iletişim stratejisiydi. Çok etkin bir şekilde sosyal medyayı kullanıyorlardı. Sosyal medyanın kullanımı alanında da ciddi kısıtlamalar getirildi. Libya'da hala varlar, Yemen'de hala varlar. Filipin'de daha bu haftanın başında videolarını yayınladılar. Dolayısıyla bölgesel yaygınlıkları o kadar fazla ki artık Musul ve Rakka'dan çekip alsak bile varlıklarını ve ifade ettikleri ideolojik varlıklarını büyük düzlem üzerinde devam ettirmeye çalışacaklardır. Aslına bakarsanız kimse bu kadar güçlü bir örgütün ortaya çıkabileceğini düşünmüyordu. Elbette diğer bir takım bölge ülkeleri gibi IŞİD'in ortaya çıkmasıyla meydana gelen sonuçlardan yararlandı. Belli noktalarda onun işlerini kolaylaştırmış da olabilir. Ama bu bütün IŞİD'in kaynağının Şam'dan, Bağdat'tan, ne bileyim Tahran'dan veyahut başka bir ülkenin merkezinden yönetildiği anlamına gelmez. Bu Orta Doğu'daki bir gerçekliği reddetmek olur. Bu anlamda bakıldığında Suriye'deki çatışmaların gidişatını değiştirdi. Irak'a bakacak olursanız Irak siyasetinde denklemi ve Irak siyasetinin doğasını değiştirdi. Bence uzun süredir gördüğümüz mesele, resim IŞİD sonrasıyla ilgili. Yani IŞİD'den alınacak bir Musul'un, bir Rakka'nın ya da diğer merkezlerin yönetimi kim tarafından yapılacak? Hangi unsurlar? Sünniler mi, Şiiler mi? Hangi mezhebi unsurlar daha çok? Hangi etnik unsurlar buraların yönetimi devralacak? Yani bölgesel ülkelerin aslında bence ve küresel ülkelerin IŞİD'in yok olacağına dair çok fazla soru işaretleri yok. Peki DAEŞ'ten sonra ne olacak? Bu soru sadece Orta Doğu değil, dünya için de önemli bir soru. Çünkü Irak ve Suriye'de kaybeden örgüt bölgenin farklı ülkelerine çekilebilir. Libya, Yemen ya da Afrika ülkelerine gitmeyi deneyebilir. Yabancı militanlar kendi ülkelerine geri dönmek isteyebilir. Ayrıca örgütün küresel bazda kurduğu ilişki ağı ve eylemlilik süreci de var. Özellikle küresel eylemlilik ve örgütlenme giderek yayılan bir durum. IŞİD ne yapabilir? Silahlı saldırılarını, yani bu terör unsurlarıyla yaptığı saldırıları Avrupa'da çoğaltabilir. Avrupa başkentlerinde nokta atışı yaptığı, böyle bir ya da iki militanı kullanarak yaptığı spontan saldırıları arttırması öngörülüyor. Bu sayede hala varım, yok olmadım mesajı verecektir kamuoyuna. Suriye ya da Esad yönetimi konusunda çok farklı düşünen ülkeler DAEŞ'e karşı mücadele parantezinde bir araya geldiler. Rusya ve Amerika ortak mücadele veriyor. Birçok ülke IŞİD karşıtı koalisyona askeri destek verdi. Ancak bu durum karşısında örgüt belli bir coğrafyayı kontrol etme stratejisini bırakıp herkese olduğu yerde eylem yapma talimatı verdi. Bu da terör eylemlerinin devam edebileceğini gösteriyor. Hatta dünyanın birçok ülkesi onlar için eylem alanı gibi. Herkes kendi ülkesine dönmeyi dener. Çünkü en bildikleri saha kendi ülkeleridir ve çok daha rahat barınırlar. Yani bu cihatçı diye savaşan insanlar herkes özel böyle farklı bir insan tipi arıyor. Yok, esasında bunlar bakkal, kasap, işte ne bileyim mühendis, farklı işler yapan ama kendisini bir gaye için adamış ve savaşmak isteyen insan grubu. Yani iş çok büyük bir olasılıkla yalnız Kürt eylemlerine doğru evrilecektir. Tamamıyla ortadan kalkması çok zor. Dediğim gibi dünya çapında bir etkinliği var. Yani coğrafi olarak bir terör örgütünün hakimiyetini kaybetmiş olması, o terör örgütünün tamamıyla ortadan kaldırılacağı veyahut olmayacağı anlamına gelmiyor. Örgütün Irak ve Suriye'deki varlığını sınırlandırılabileceğini, hatta ortadan kaldırılabileceğini söyleyebilmek mümkün. Ama dünyanın değişik yerlerinden biat toplayan ve
onlara bir dinamizm kazandıran o hareketin, yani örgütün değil ama hareketin varlığını koruyacağını düşünmek pek de yanlış olmayacaktır. IŞİD'in dünyanın farklı ülkelerinde eylemler gerçekleştirdiği biliniyor. Bu eylemler kimi zaman merkezden direktiflerle yönetiliyor, kimi zaman da bulunduğu ülkedeki militan harekete geçebiliyor. Ancak şu noktanın altı çiziliyor. DAEŞ şimdiki haliyle ortadan kalkacak. Fakat sonrasında çatışmanın azalacağına dair hiçbir işaret yok. Çünkü birçok kişiye göre Orta Doğu'da rejimler ve sınırlar bağlamında yeni bir dönemin içine giriliyor. Bölgedeki gelişmelerden etkilenecek ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Türkiye hem DAEŞ hem de YPG gibi örgütlerle mücadele ediyor. Eğer yani Astana ve Cenevre süreçleri temelinde bir barış olursa, gerçekleşirse Suriye'de ve bu da tabii ki yani PYD'yi bu barışın siyasi bir unsuru haline getirirse o zaman Türkiye farklı bir şey olur. Yok PYD kendi bağımsız devletini ilan etmeye kalkarsa o zaman Türkiye'nin takınacağı tavır bambaşka olur. Aynı şey Irak açısından da geçerli. Çünkü bizim sınır komşumuz ve doğrudan ilgilendiren problemlerin de ortasında bulunuyor. YPG'yi biz sınırlarımızda asla barındırmayız. Bazıları soruyor, devlet kuracaklar mı? Haşa. DAEŞ sonrasında birçok ülke yanı sıra Türkiye ne yapacak? Çünkü birçok ülke planını IŞİD sonrası için yapmakta. Türkiye, Suriye ile sınırı olan ve farklı terör örgütleriyle mücadele eden bir ülke. DAEŞ'in yanı sıra YPG de Türkiye açısından tehdit unsurlarından birisi. Türkiye'nin bütün ısrar ve itirazlarına rağmen DAEŞ'e karşı YPG ile ittifak yapan Amerika ciddi biçimde eleştiriliyor. Peki DAEŞ sonrasında dikkatler hangi yöne çevrilecek? Amerika'nın YPG'ye desteği sürecek mi? Türkiye'nin tavrı ne olacak? En azından kısa vadede Esad rejimi gidici değil. Ve bu olurken de YPG ne olacak? Bunun net bir cevabı yok. Türkiye'nin güvenlik kaygılarının devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla da Esad rejiminin kalıcı olduğu yönünde Türkiye'nin de bence algısı daha net artık. Bu gerçeği kabul etmiş durumda. Ve bunun içerisinden YPG ile ilgili ne yapabilir? Bunun cevaplarını arıyor Türkiye. Şu anda bunun net bir cevabı yok Türkiye içinde. Suriye ve Irak'ta bakıldığında, stratejik düzlemde bakıldığında IŞİD tehdidinin daha ötesinde bir PKK-YPG tehdidi algıladığı Türkiye'nin görülüyor. Dolayısıyla bundan sonra Suriye ve Irak politikasının bir kısmına muhtemelen bu tehdit algılaması yön verecek. Ve bu IŞİD'e yönelik, IŞİD'den kaynaklanan tehdit algılamasından çok daha güçlü bir tehdit algılaması olabilir. Bu denklemi, Türkiye'nin denklemini etkileyen 3-5 unsur var esasında. Bunlardan bir tanesi yakında yaklaşan Kuzey Irak'ta yapılacak olan referandum. Çünkü oranın resmen uluslararası olarak tanınması durumu ya da onların böyle bir şeye devam ettirme durumu benzeri bir Kürt bölgesinin kurulması ve federasyon kurulması için ilk resmi adım olarak gören insanlar var. İkinci problemlerden bir tanesi de SDP'nin oluşturduğu baskıyla, YPG'nin baskısıyla Kuzey Suriye'de tek gücün hakim olduğu, tek Kürt grubunun hakim olduğu ve baskıcı olarak PKK ile işbirliği için destekli bir grup oluşmasını istemiyor. DAEŞ ile ilgili diğer bir tartışma ise küresel bazda yaptığı eylemler. Londra, Manchester saldırısı ve benzer olaylar bu tartışmaları gündeme taşıyor. Türkiye'de İçişleri Bakanlığı DAEŞ ile ilgili hazırladığı kitapta örgütün yalnız kurt, yani bireysel biçimde eylem yapacağı eleman kaynağına sahip olduğu belirtiliyor.
Aynı raporda IŞİD, Türkiye için potansiyel bir tehlike olmakla birlikte Suriye ve Irak'taki otorite boşluğunun örgüt için bir zemin oluşturduğu belirtiliyor. Evet, IŞİD Türkiye için bir tehditti. Bunu kimse reddedemez. Belki en büyük sıkıntımız bunun bu tehdidin boyutunu uzunca bir süre anlamamak oldu. Hatırlarsanız IŞİD Türkiye'de ilk eylemler yaptığında birçok kişi IŞİD diye bir örgütün var olmadığını bile söylüyordu ya da var olduğunu bile reddediyordu. Türkiye için IŞİD bir tehditti, hep bir tehditti. Şimdi zayıflamış bir tehdit. Bugün dahi ülkemizde eylem yapmaya çalışan bir örgütten bahsediyorsunuz. En büyük tehdit bize PKK'dan geliyor. Diğer, evet, IŞİD de çok önemli bir tehdit. O da Türkiye'yi ciddi bir şekilde vurdu. Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu araştırmada 304 kişinin 14 ciddi saldırıda 304 kişinin öldü. 1300 küsur kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Yani tabii sadece IŞİD bizi insani açıdan yaralamadı, aynı zamanda ekonomik açıdan da yaraladı. Turizmimizi baltaladı. Yani fay hatlarına hedef aldı. Toplumsal ve siyasi çalkantılar oluşmasına sebep oldu. DAEŞ örgütsel olarak değişiyor ve dönüşüyor. İlk yıllarda hiyerarşik bir yapıya sahip olan örgüt katılımları hemen kabul etmiyordu. Şimdi yöntem değiştirerek militan devşirmeyi Avrupa coğrafyasına yayılmayı benimsedi. Sınırlarda alınan tedbirler sonucu dünyanın değişik bölgelerinden örgüte sağlanan katılımlarda büyük bir azalma var artık. Üstelik yapılan baskınlar nedeniyle kişiler kendilerini saklama eğilimine giriyorlar. Bu nedenle radikalleşmenin boyutu dünyada şu anda ölçülemiyor. Şimdi her şey örgütün karada bitirilmesi, askeri olarak sonlandırılmasına odaklandı. Ancak örgütün Musul'da, Rakka'da, Derzor'da ya da Londra, Paris, Berlin, Nice, Moskova'da yaptıkları onun tamamen dağılmış, çökmüş ve ne yapacağını bilmez bir biçimde davrandığını göstermiyor. Hazırda Mısır'da, Sina çöllerinde, Yemen'de ve Afganistan'da IŞİD yapılanmaları, IŞİD üslerinin olduğu biliniyor. Dolayısıyla Irak'ta ve Suriye'de sözde başkentlerini kaybeden, toprak kaybeden bir IŞİD, bu diğer çevre ülkelere, Orta Doğu'daki diğer ülkelere doğru kendisini çekip faaliyetlerini bu merkezlerden yürütmeye çalışacaktır büyük ihtimalle. Orta Doğu'da ve Avrupa'da belirli merkezleri hedef alacaktır ve burada saldırılarını yürütmeye çalışacaktır ve bunlar daha çok spontan gerçekleştirilmiş terör saldırıları babında olacaktır. Yabancı savaşçılar en kalabalık olduğu dönemde 30 bin kişi olduğu tahmin ediliyordu. Şimdi bu sayının 10 küsür binlere düşmüş olduğu düşünülüyor. Ama asıl mesele yerli savaşçılar, yani bu yabancı savaşçıların içerisinde başka Arap ülkelerinden gelenler de vardı. Hepsi batıdan gelmiş olan insanlar değildi ama asıl önemlisi yerli savaşçılar. Onların geleceğinin ne olacağı, onların nereye saklanacakları, ne yapacakları, nasıl bir örgütlenme aşaması içerisinde hareket edecekleri çok önemli. The Day After'de DAEŞ diye bahsediyoruz. DAEŞ'ten, IŞİD'den sonraki gün ne olacak diye konuştuğumuz zaman kim Suriye Devleti'ni kuracak? Hangi güçle biz anlaşıp Suriye Devleti'ni kuracağız sorusu hala ortada duruyor. Ve ne Rusya'nın istedikleri, ne İran'ın istedikleri, ne Türkiye'nin istedikleri, ne Amerika'nın istedikleri birbiriyle uzlaşmıyor. Bu uzlaşmayı nasıl çözeceğiz bunu bilmiyorum. Irak ve Suriye'deki iç savaş devlet otoritesinin kaybı nedeniyle tamamen kontrolsüzlük yarattı. Bu nedenle bölgede istikrarın sağlanması bu tür örgütlerin en önemli panzehiri olur diyenlerin sayısı hiç de az değil. Ancak bölgedeki istikrarın sağlanması da hiç kolay gözükmüyor. El-Kaide, IŞİD ve benzeri terör örgütleri. Bu örgütler Irak, Suriye, Libya, Afganistan gibi devlet yönetiminin çöktüğü, otoritenin kaybolduğu ülkelerde boy gösteriyor. Bu tür ülkeler benzer örgütler için mümbit bir yaşam alanı. Şimdi herkes şu soruyu soruyor. Orta Doğu'da rejimleri devirmek ya da devirmeye çalışmak, önceleri görmezden gelmek DAEŞ gibi örgütlerin işini kolaylaştırıyor mu? Ya da iç savaşlarla rejim değişiklikleri
ya da bunların körüklenmesi DAEŞ gibi başka yapıların önünü mü açıyor? Şimdi El-Kaide, IŞİD, ardından biz başka bir örgütün, radikal unsurlara sahip bir başka örgütün doğuşuna tanıklık edebiliriz. Çünkü sebepler ortadan kalkmıyor. Dolayısıyla IŞİD bittiğinde, eğer Orta Doğu'da istikrar yoksa, Suriye'de istikrarlı bir devlet oluşturulamadıysa, Irak'ta oluşturulamadıysa, biz yepyeni örgütlerin doğuşuna tanıklık edebiliriz. En büyük korktuğum boşluk, güç boşluğu. IŞİD'in orada varlığını okuduğumuz zaman biraz mezhepsel olarak da okumak zorundayız. Her ne kadar kimsenin hoşuna gitmese de Sünni birliklerin korumasıydı IŞİD bir anlamda. Bunu en azından kendisine bir araç olarak, koz olarak kullanıyordu. Şimdi Haçlı Şabi'nin Şii yapısı bu insanları korkutuyor. DAEŞ'in El-Kaide'ye benzer bir biçimde düşüncesini diri tutma çabası söz konusu. Çünkü her bir terör eylemi bir yanıyla radikalleşme eğiliminde olanları etkiliyor, öte yandan onları marjinalleştiriyor. Yani dünyada tartışılan ve yanıtı henüz bulunamayan soru şu: İslam mı radikalleştiriyor, yoksa farklı eğilimlerdeki radikaller mi İslam'ı kullanıyor? Uzmanlara göre eğer radikalizmle mücadele DAEŞ'e, Suriye'ye ve Irak'a indirgenirse bu süreç sadece geçici sonuçlar üretecek ve uzun vadede sorunu çözmeyecektir. Çünkü sorunun kaynağı sadece Orta Doğu'daki otorite boşluğu, düzensizlik değil, dünyadaki eşitsizlik, dışlanma ve düşmanlaştırma denilebilir. Orta Doğu'da IŞİD zayıfladı ya da yok oldu diye aynı anda düğmeye basılmış gibi Batı dünyasında da bu örgüt ve onun elemanları yok olmuyorlar. Kanaatimce belli bir süre daha ideolojik olarak kendini devam ettirecek. Belki bir başka örgüte, onun doğuşuna kaynaklık edecek. Tamamen yok olmayacak ama elbette zayıflayacak. Musul'daki süreç sona erdikten sonra, Rakka'daki süreç sona erdikten sonra IŞİD tamamen ortadan kaldırılabilmiştir. Askeri olarak tamamen yenilmiştir. Sözü biraz gündem değiştirmeye yönelik bir söz. Bence dikkatli olunması gerekiyor. Orta Doğu'nun bir bütün olarak, yani o bölgenin bir bütün olarak imarı için Marshall Planı'na benzer böyle kapsamlı bir plan ortaya konmayacak olursa çok çok büyük bir olasılıkla bu tür örgütlerin yeniden ortaya çıktığını görürüz. En büyük beslendikleri şey bu. Aşağılama olduğu sürece, hatalı karar alıp Müslümanları tahrik etmeler olduğu sürece bunlardan nemalanmaya devam edecekler. Yani özellikle Trump'ın yaptığı yasaklar IŞİD'in çok işine yarıyor. Bütün bunların hepsi malzeme olarak IŞİD tarafından kullanılıyor ve bu insanların tekrar radikalleşmesi için bu malzemeyi döndürüyorlar. DAEŞ'in kendisini bir hilafet devleti olarak ilan ettiği ve sınırlarını hızla genişlettiği 2014 yılında dünyada kısa süreli bir bocalanma yaşandı. Dünya tam olarak anlayamadığı bu yapı hakkında çeşitli tezler üretti. Bunlardan en önde geleni ise şuydu: DAEŞ bir maşadır, kullanma tarihi bitince ortadan kaldırılabilir. Oysa son yıllarda yaşananlar DAEŞ'in bir realite, bir anda ortaya çıkan ve çıktığı gibi de yok olmayacak bir oluşum olduğunu gösterdi. Ya da koşulların değişmemesi halinde farklı DAEŞ'lerin yeniden ortaya çıkacağını.